Hello. Bugün erken uyandık. Çünkü bugün çıkış günümüz. Ama hiç Airbnb göstermemiştim. Çıkmadan önce size Airbnb göstereyim istiyorum. Yani Japonya için inanılmaz büyük bir Airbnb ve çok şanslı indirimini aldık. Tuvalet, banyo iki bölmeli. İkisi de bu arada banyo aynı zamanda. Burada da yapabiliyorsunuz. Küvette de yapabiliyorsunuz. Çamaşır makinesi var. Kullanmadık. Aman Allah'ım bunu göstermem lazım. Şimdi mantık olarak bunlar dolap. Bak bu buradan açılıyor, tamam. Aa diyorsun ne kadar güzel. Bu nereden açılıyor? Mantık olarak şuradan açılmasını beklersin değil mi? Hayır, buradan açılıyor. Bu buradan. Hayır, buradan açılıyor. Ben yorum yapmıyorum. Neyse, giriş. Tuvalet ayrı. Sessiz, sakin. Hayatınızı depresyona girip burada sıcak tuvalette. Burası sıcak, ısınıyor. Yapabilirsiniz. Bu neyse. Selam. Soğuk. Bavullarımız. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında 3 bavula sığabiliyorduk. Sıkıntı bavul geldiğimiz için bavulları bavulun içine koyunca eşyalarımızı koyamadık. Bir bavul fazla almışız. Şu en küçüğe gerek yoktu. Ama daha rahat ettik. Dert değil. Yani tek derdimiz sadece metro istasyonuna gitmek. Burası yayını yaptığımız bölgeydi. Veya videoları buradan çektiğimiz. Şöyle masa, koltuk var düşün. Yatak odası, hatta yatak odasında dolabı var. Yani bizim bir önceki kaldığımız yerde biz şu bavulu açamıyorduk tamamen. Evet. Ve ödediğimiz para aynı. Evet. Yani dolar bazında aynı parayı ödedik. Toparlamış olmasaydım büyük hatalar yapabilirdim burada. Çok şükür bavulu topladık. Her şeyi kapattık. Neyse geçen denediği kahveyi çok beğendiği için bizi tutup buraya tekrar getirdi. Evet, yine o mekana gittik. Kahvesi ben aynı kahveden aldım, çilekli. Bu Bir sefer de ben de onu aldım. evet, kıskandı. Evet. Ondan sonra da bir tane de şey söyledik, yemek olsun diye. Tost gibi. Tost söyledik. Tostun içinde salam gibi bir şey var, füme gibi bir şey var ve hardal var. Hardal, Dijon hardalı. Dijon hardalını bilirsiniz, biraz acı bir hardaldır. Daha acı değildir. Vuran bir hardal, öyle diyeyim. Ama ben alışığım. Yani çok, yani Dijon'u da çok severim şeyle, yani genel herhangi bir şeyle. Yani en güzel hardaldır bence. Ama bazıları çok yememiş bu Dijon'u. Yemin ediyorum beynimi böyle bıçaklıyorlar gibi oldum. Bir insan nasıl acıyı beynimde hissettim yani. Böyle bütün kafam böyle iğneler batırıyorlar böyle beynine. Çok acayipti. Yaklaşık 15 dakika daha sonra bitirdi yemeği. Yarısını da buna dedim bir Ne, ne, tanesini. nefes ala ala bitirdi. Ara verdi, es verdi. Ölüyordu en son. Burnum kanayacak zannettim. Bütün kılcallar açıldı burnumda. Ondan sonra o beynim, ya ben kafamın arkasında hala hissediyorum mesela tam şurada. Bir acı var yani anlamadım. Yediğim bir şey nasıl? Tosta da ölmezsin. Hayır ya, ben şunu anlamıyorum. Tosta Bunu nasıl yenildin. beynimde hissediyorum? Yani hangi reseptörü gıdıklıyor ki? Ben Dijon bunu reseptörü. beynimde hissediyorum. Shibuya'da direkt sokakta içmeyi yasaklamışlar. Aynı zamanda Shinjuku'da da bu Halloween var diye, Cadılar Bayramı var diye Ekim ayı boyunca sokakta içmek yasak. Ondan sonra Shinjuku'da kalkacak ama buradaki artık sabit. Halloween kutlaması burada her seferinde milletin birbirini ezmesiyle geçiyor. Sonra bir de bayılıyor herkes zombi gibi.
çok kalabalık oluyor. Çok kalabalık olunca izdiham oluyor. Evet, o yüzden bu sene direkt bu bölgede kutlamaları yasaklamışlar. Üzerine bir de bu bölgede alkol içmeyi yasaklamışlar. Bütün sene boyunca. Shinjuku'da da Ekim ayı boyunca içemiyorsunuz. Bayağı enteresan, aylık bir kural gelmiş. Tokyo Fashion Week'e hoş geldiniz arkadaşlar. Oy, sileylemeye gelmişler. Çok güzelmiş üstündeki parça, bayıldım. Burada da Halloween'e hazırlıklar olmuş. Ben de şu kostümü alıp giyeceğim. Tamam, anlaştık. Şunu. Bir de erkeklerin kostümüne bak. Gerçekten seksizm çok kötü bir şey. Miso ramen yemeye geldik. Gitmeden önce son ramenimiz. Bunu buraya gelirken görmüştüm ve çok yemek istemiştim. Kokusu çok hoşuma gitmişti. Ben small aldım ama small biraz büyük, dev. Bu arada bir tane daha gacha yakaladık ve bu güzel. Ovaltic Collection diye bir tane. Aa, asıl bir de şunu göstereceğim. Bu çok güzel. Bunlar ama solda bitmiş. O yüzden alamıyoruz ama soldaki Pikachu'yu direkt alırdım veya şöyle Dratini'yi de alırdım. Evet, havalimanına geldik. Son vlogların kapanışı olacak ama bir tane daha iki tane daha ekstra video gelecek. Bir tanesi buradan ne aldık ve açamadığımız gaçalar olacak. Çünkü açamadığımız gaçalar var. Diğeri de daha eğlenceli bir video gelecek. Daha böyle içerik olan, onu orada yapmıştık. Yodabaşı içeren bir içerik. Çok zevkliydi açıkçası, onu göreceksiniz. Ama kapatmadan önce tabii ki de bütün vlogda da içerdiği gibi bir gaça açacağız. Açtı. Geldi. Mutlu olmayacağım. Dragonite mı? Hayır. Kim? Galiba Rosario mu olan bu? Kim bu? Ay şey, diğeri neydi benim adımı bilmediğim. Kötü gelmiş. Kötü gelmiş. Evet. Hayat bitmiş. Benim gaçalar da bitti. Bir tane daha alamayız çünkü dışarıda. Evet, hayat bitti. Son gaça, son şakasını yaptı. Ama Gardevoir'e de okeyim ya. Millet bunun hakkında neler yapıyor. Ne? Bunun biraz hoş olmayan şeyleri var bazı internet sitelerinde. Nasıl ya? Çok şey yapma ya bunu. İnternet çok garip bir yer. Hayır. Yani. Neyse, vlogu bu zamana kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz vlogu arkadaşlarınıza paylaşıp bütün seriyi paylaşırsanız çok sevinirim. Direkt playlisti var. Biz bunları yapmayı çok sevdik. Yorumlarınızı da okuduk bu arada. Hepsine de hayvan gibi de güldük. Hayır, bu şey fikri çok iyiydi özellikle. Bunlar 30 tane gacha alıyor, iyisini gösteriyor. Fikri o çok iyiydi. Keşke öyle olsaydı. Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok ama iyi fikir. Ama hiç öyle bir yeteneğim olduğu için gerek duymuyorum bu tür şeylere. Ama çok iyi fikir. Bir de işin ruhunu bozar yani. Ne çıksa kabulümüz. Evet, bunun gibi. Yani bu da güzel bu arada. O kadar da ağlamayacağım açıkçası. O yüzden hani bu bölüm... Aklım yapamadığım gachalarda. Daha dur, evde açacağız. Keşke daha çok kart alsaydım. Daha dur keşke dur, daha evde çok açacağız. Bu paralar... Bilmiyorum, böyle monopoli parası gibi geldi yani bana harcarken. O yüzden belki haftalık İstanbul'da keşif vlogları da gelebilir. Yani bir bölüm böyle haftanın bir günü için. Öyle bir şey de olabilir. Patlayabilir, evet. Neyse, dediğim gibi çok da çok teşekkürler izlediğiniz için. Volchus'u da editlediği için çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bye.